أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İkinci bir mesele ise kardeşler, bu da nedir? Derecedu mustahab. Yani kişinin müstahap derecesinde tahkiki tevhidi gerçekleştirmesi. Bu tahkiki tevhid biraz önce zikrettim. Bir tanesi bu bahsettiğim şeyleri yerine getirecek. Şimdi bahsettiğim mesele onun bir üstü. Bir üstü. Yani kişinin imani meselelerde şirkten uzak durmakla beraber, zaten şirkten uzak duramasa bu dediğim derecelere gelemez. Şirkin her türlüsünden uzak duracak. Masiyetin her türlüsünden uzak duracak. Bidatın her türlüsünden uzak duracak. Bu bahsettiğim mesele her işinde Allah Azze ve Celle'yi kastedecek. Yani hiçbir işinde yabancı cisimleri koymayacak. Örnek vereyim, adamın her fiili, her hareketi Allah ile beraber. Her şeyde Allah'ı tevcih ediyor. Yani hep Allah'a yöneliyor. Örnek verecek olursak peygamberler bunun için birer örnektir kardeşler. Öyle değil mi? Bunlar nedir? Bu bahsettiğim mesele ise derecetu mustahab dediğimiz meseledir. Yani tahkiki tevhidin en üst mertebesidir. Belki hayatımızda olmayan bir meseledir. Belki sadece kitaplardan okuduğumuz meseledir. Biz hep nerede dolanıyoruz? Hep ilk mertebede dolanıyoruz. Yani imanı kurtaralım da ne olursa olsun sıkıntı değil diyoruz kendi kendimize. Ama kardeşler, Muhammed bin Abdullah şunu söylüyor. Bu da müminlere müjdeler var. Yani siz Allah'a hakkıyla kulluk eder, bununla beraber şirkin her türlüsünden, masiyetin her türlüsünden, bidatın her türlüsünden uzak durursanız veya düştünüz, ısrarcı olmazsanız hesapsız ve azapsız cennete gireceksiniz. Korkmayın diyor. Bu olabilir mi? Olabilir. Olmayacak bir şey değil. Ama bu son zikrettiğim mertebe çok büyük bir mertebe. Yani düşünsenize, her şeyde ihlas, her şeyde Allah Azze ve Celle'yi kastetmek. Hatırlarsanız biz Cibril hadisini şerh ederken ihsan mertebesini işlemiştik. Yani öyle bir şey. Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmektir. Sürekli. Düşünsenize. Veya vera konusunda yine hadiste işlemiştik. Vera konusunda bütün haramlardan kaçınmak, şüpheli şeylerden kaçınmak, hatta harama düşme korkusuyla helallerden kaçınmak. Bu nedir kardeşler? İşte bu imanın zirvesidir. Burada kastedilen kimdir? Biraz önce zikrettiğim gibi net olarak örnek verebileceğiniz peygamberlerdir. Zaten konumuzla ilişkili olduğu için söylüyorum, İbrahim Aleyhisselam'dır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır ve bütün peygamberlerdir. Şimdi 3 meseleyi anladıktan sonra şimdi müellifin getirdiği delillere bakalım. Müellif diyor ki kardeşler, وَقَوْلُهُ تَعَلَى اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا. İbrahim tek başına bir ümmet ve Allah'a itaat eden haniflerdendir diyor. Değil mi? وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ve o müşriklerden de değildi. Şimdi fark ettiyseniz müellif bu ayeti bilerek getirmiş kardeşler. Yani öyle rastgele getirmemiş. Şu ayetin tefsirlerine bakarsanız, İbrahim Aleyhisselam'la alakalı birazcık böyle araştırırsanız belki müellifin ne demek istediğini o zaman anlarsınız. Müellif hesapsız ve azapsız cennete girme konusunda örnek verdiği şahıs kim? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim'i örnek alacak bu adamlar. İbrahim. Peki bu ayette kastedilen ümmet nedir kardeşler? Ümmet nedir? Ancak Mücahit, müfessirlerin büyüklerinden olan Mücahit kardeşler, o tek başına bir ümmettir derken şunu kastediyor. Yani diyor ki Mücahit, İbrahim diyor tek başına bir ümmettir derken o zamandaki bütün insanlar kafirdi. O tek başına bir ümmetti diyor. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir kardeşler. Kişinin tek başına bir ümmet olması, İbrahim Aleyhisselam için burada kullanılan lafız, yani İbrahim Aleyhisselam'ın bir hidayet rehberi, hakkı öğreten, insanlara öncülük eden bir şahıs. Başka bir manası ise kardeşler, buna ekstra bir mana katacak olursak, müfessirler şu manayı da katıyor. Beşeri fiillerinde, hareketlerinde tam bir kemaliyet olduğu için İbrahim Aleyhisselam'ın, insanlara tam bir örneklik, tam bir yol gösteren şahıstı demek istiyor. Allah Azze ve Celle en doğrusunu.